Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Bilim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hemen bir an önce bitireyim de bayramın ikinci gününde videoyu izleyin istiyorum sevgili arkadaşlar. Jose Mourinho istediği yönetim harekete geçti. Batshuayi teklifleri, Branco harekete geçti. Atletico Madrid'in kapısı, sol kanada yıldız yağmuru, 3 yıldız görüşmesi, Mourinho'dan 30 milyon euroluk transfer, Hatayspor'dan sürpriz transfer ve Fenerbahçe'den genç stoper harekatı. Hangisinden başlayayım? Önce şunu söyleyeyim. Hatayspor'un yıldız ismi Fisayo Della Bashiru için transfer görüşmelerinde sona gelinmiş. Hocam Fenerbahçe'ye mi? Hayır. Lazio. İtalya'daki takımlarından Lazio kümede kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızı Della Bashiru'nun transferinde sona gelmiş durumda. Ve Lazio 23 yaşındaki İngiliz asıllı Nijeryalı 10 numara futbolcusu için Hatayspor'a bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk teklif yapmış. Ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor bunu kabul etti diyor. Şimdi arkadaşlar 36 maç 8 gol 5 asist. Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 3 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Ben bas bas bağırdım size. Dedim ki çok iyi futbolcu, aman alalım, aman edelim dedim. Siz bana ne dediniz hocam? Allah'ını seversen futbolcunun transfer market değerine bir bak dediniz. Herhalde şimdi hatanızı anlıyorsunuzdur. Mustafa Hoca gerçekten de size bazı şeylerin mesajını veriyor ama nasip, ne diyelim. Artem Doyvuk mesela, ben yalvardım ama Fenerbahçe alsın, bak futbolcudan anlıyorum diye. Durum bu. Yasin Özcan mesela. Hocam Yasin Özcan'a da var mı yetenek? Var arkadaşlar. Bakın Yasin Özcan. Fenerbahçe Yasin Özcan için harekat başlattı. 18 yaşındaki stoper için 6 milyon euro isteniyormuş. Fenerbahçe ise Ryan Kent ve João Pedro'yu önerdi diyor. Şimdi Kasımpaşa 18 yaşında 40 maça çıkmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bakın 18 yaşında Süper Lig'de 40 maça çıkmış. 3 gol 1 asistlik performans sergilemiş genç bir yıldızdan bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki hocam ya o kadar da yetenekli değil, şöyle böyle falan filan. Ya Yasin Özcan'dan bahsediyorum. Yani yanlış anlamayın. Sol bek, sol stoper oynayabilen Türk 18 yaşında bir isimden bahsediyorum. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Yanlış anlamayın. Tam Jose Mourinho'nun, daha doğrusu Jose Mourinho'nun isteyeceği bir futbolcu. Orada 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda elemelerde oynayacak diyor. 06.09.2024 diyor. Yani 9 Eylül'ü baz alıyor ama yani ta o zamanki maçı niye vermişler onu da çözemedim. Neyse. Sol bek, sol kanat, sağ stoper, sol stoper oynayabilen isimden bahsediyoruz. Yani Kasımpaşa altyapısının mahsulü. Bir 3190 dakika süre almış. Ben böyle bir ismi isterim. João Pedro ve Ryan Kent. Ben şöyle söyleyeyim. Pedro'nun yıllık ücreti sanırım 2 milyon euro. Hadi Kent'inki de 1 olsun. 3. 1.2 de vergiler 4.2. 4.2 milyon euro. Yasin Özcan'a 6 isteseler. Hadi 6'yı da ona ekle. 10.2 milyon euro. Oyuncuya da yıllık hadi 500 bin euro verelim. 3 yıllığına. Hani aşağı yukarı 12 milyon euro civarında bir sirkülasyon olur. Eğer João Pedro ile Kent'i isterse ya da iki futbolcu da kabul eder oraya giderse Fenerbahçe hani Yasin'e 1 de verse, 2 de verse, 3 de verse yine kârda alır. Bu iki futbolcudan kurtulmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin resmi bir transfer girişimi yok. Yok arkadaşlar. Şu 30 milyon euroluk stoper Dejan Huijsen. Bunu duymuşsunuzdur. 19 yaşındaki İspanyol stoper Roma'da kiralık oynuyor. 1.97 boyunda. Normalde çocuk Serie A'da hiç oynamayan bir çocuk. 1.97 boyunda, bak dediğimi unutmayın. Futbolcuyu Mourinho Roma'ya getirtiyor. 650 bin euro da transfer için, kiralık için bedel veriyor. Çünkü 2.5 milyon euro değeri varken getiriyor. Çocuk Serie A'da 14 maça çıkıp 2 gol 1 asist yapıyor. İtalya Kupası'nda 1 maçta 81 dakika süre alıyor. Seri B ve Seri C'ye de gelmeden de 11 maçta 1 asisti var. 990 dakika yani kesintisiz oynuyor. Şimdi Mourinho eğer Huijsen istediyse
Hujsen'in, tamam bir aynı Hujsen olmayacak ama kural gereği oynatabileceğin şeyi muadili Yasin Özcan'dır. Bence bizim çılgın Yasin Özcan'ı isteyecektir diye düşünüyorum. Cao Felix. Arkadaşlar Cao Felix'le ilgili sordum, soruşturdum. Mourinho istemiyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Mourinho istemiyormuş. Duyumlar bu şekilde. Yani Mourinho istemiyorsa demek ki bu transferi bir daha konuşmanın lüzumu yok. Seydou Mane sıcaklığını koruyor. Ben hala bekliyorum. Hani ben sol kanada ya da sağ kanada mutlaka ve mutlaka dünya çapında bir yıldız bekliyorum. Sağ kanatta İrfan oynar, Cengiz oynar. Ne bileyim Emre Mor oynar. Haliyle bu kadar kişi oynayabilecekken düşünüyorum. Kusura bakmayın. Herhalde o kanada birisini almayız diye düşünüyorum. Yani bir de Türk kuralı, yabancı kuralı malumken. O yüzden ben bir Mane ya da kaliteli bir isim alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Mane olmasa da kaliteli bir isim. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bizim görüşmemiz Çağlar için. Hani normalde bu haberde Cao Felix için görüşme var ama yani durum bu. Çağlar'ın da Fenerbahçe'ye gelmesi bence hoş olur. Ve Fenerbahçe'yi hani öteye taşır diye düşünüyorum. Ama biz 6 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyoruz. Onları da düşürmek istemiyorlar. Højbjerg yani ilginç bir isim. Bazı arkadaşlarım hala hocam kurun için bir şubesi diyorlar. Size bırakıyorum. O kadar da değildir diye. Yani Højbjerg için çeşitli enteresan iddialar da var. Çeşitli konuşmalar da var. Bunu değerlendirebiliriz de. Hatta Højbjerg'in menajeri mi konuşmuş ya? Højbjerg'in menajerinden transfer açıklaması gelmiş. Onu da ekleyelim videomuza. Premier Lig ekibi Tottenham'ın formasına giyen Pierre-Emile Højbjerg'in menajeri oyuncusunun transfer durumuyla ilgili konuşmuş. Biliyorsunuz adı bir süredir Fenerbahçe ile Galatasaray'dan anılıyormuş. Ya Fabrizio Romano'ya konuşmuş. Demiş ki Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölür. Terbiyesizlik etmeyi. Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır. Çünkü Højbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil. Aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip. Vahey! Sanki savaşçı alıyoruz. Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı. Tıtıtıtın, tıtıtıtın. Farkında mısınız bilmiyorum. Conte ve Mourinho. Højbjerg'in gitmek istediği bir kulüp var mı demişler. Bana her yıl sonunda kupa hayali kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti bu, misyonu bu. Tıtıtıtın, tıtıtıtın. Bence Højbjerg'in menajerinden Fenerbahçe'ye transfer açıklaması gelmiş. Yani hayırlı olsun demiş. Ciddi söylüyorum bak. Abi eğer buna hayırlı olsun demiyorsanız siz de futboldan anlamıyorsunuz. Yani siz de duyumdan anlamıyorsunuz. Adam hayırlı olsun demiş. Açık açık hatta Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demiş. Yıldız oyuncu için size teklif geldi mi demişler. Şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. Euro 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz. Babaliz de edeceğiz demiş. 28 maçta Tottenham'da 28 yaşındaki futbolcu 39 maçta süre almış. Ben bu açıklamalardan şunu anladım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. Mourinho ile buluşmak istiyor. Kupalardan kupalara gitmek istiyor. Ben buradan bunu anladım. Siz ne anladıysanız anlayın ama Højbjerg'in menajeri açık, net, şeffaf bir şekilde Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demiş abi. Bak siz inanmayabilirsiniz. Ama ben bu açıklamalardan bunu öğrendim. Kupa diyor, hedef diyor, Mourinho diyor. Anladınız mı? Conte'nin takımı, Conte herhangi bir takımı çalıştırıyorsa o da isteyebilir. Ama Conte çalıştırmıyor diye biliyorum. Adam açık açık Mourinho'nun takımına gitmek istiyor demiş. Kingsley Coman herhalde artık kimse sormayacak arkadaşlar. Herkes bana inanıyor diye düşünüyorum. Martin Terrier'a da kimse sormayacak diye düşünüyorum. Ben gerekeni açıklıyorum. Hani aramızdaki bazı arkadaşlar var. İlginç yani. Şöyle
bana diyor ki sen sadece haberleri okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya haberleri okusam bu kadar takipçi olur mu? Yaklaşık 70 bin tane takipçi olur mu? Diğer kanalda sayı 74'leri, yani 74 binleri geçmiş bir takipçi kitle endeksinden bahsediyoruz. Sadece haber okumayla bu kadar kişinin siz abone olacağını düşünüyor musunuz? Yazık size. Twitter'da beklemeyin. Gerson, Brezilyalı Gerson. Bunu da söyledim. Bunu da beklemeyin arkadaşlar. Hocam sen de her videoda bunları tekrar tekrar söylüyorsun. Arkadaşlar önceki videoyu izlememiştir. Adam kanala yeni abone olmuştur. Ulan bayram sevaptır deyip abone olmuştur. Yani biz bu arkadaşları da sevindirelim istiyorum aynı zamanda. Ve hep birlikte mutlu yarınlara koşalım istiyorum. Batshuayi ve Ceko. Ben size %100 bir duyum veriyorum. Herkesi de karşıma alıp %100 bir duyum veriyorum. Batshuayi ya da Ceko'dan biri kalacak, biri gidecek diyorum. Bak ikisi bir kalacak demiyorum. İkisi bir gidecek demiyorum. Biri kalacak, biri gidecek. Hocam ihtimalin kaç? Bize sen transfer ihtimali söyle. %99. Ha yani hocam diyorsun ki %1 ihtimal gidebilir. Bazen Mustafa Hoca dedi ki ikisi de gidecek. Arkadaşım bak %99 ihtimal transferdeki en net ihtimaldir. Hiçbir transfer duyumu %100 olamaz. Niye olamaz? Transfer duyumu %100 olamaz. Ali Koç'un geçmişte duyum verip de alamadığı futbolcu var. Kimdi o sol bek? Ricardo Rodriguez miydi ya? Bir sol bek vardı. Anlaşmak üzereyiz dedi. Aldık alacağız dedi. Alamadık o futbolcuyu. Ricardo Rodriguez diye hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Düşünün bak Ali Koç duyum verdi başkan olarak, o tutmadı. %100. Lan adam görüştüğü futbolcuyu anlattı. Şimdi anladınız mı? O yüzden arkadaşlar %99 olarak ben ihtimal veriyorum. Durum bu. Ha hocam sence hangisi kalır? Batshuayi kalır. Ceko gider. Ama hocam Ceko için kalacak diyorlar. Ben bence mi söyledim? Fred kalacak bir yere gitmiyor. Mourinho çok umutlar içinde. Beşiktaş Galatasaray haberi var. Mesela Beşiktaş'ta arkadaşlar Arda Güler'in, Beşiktaş resmi hesabı, Arda Güler'in fotoğrafını kesip Semih Kılıçsoy'un kafasını yapıştırmış. Hani tiner kafası gibi. Bu nasıl bir zihniyet ya? Nasıl bir zeka? Abi kendi futbolcunuza niye şop yapıyorsunuz? Niye Arda Güler'in kafasını yapıyorsunuz? Fenerbahçeli misiniz? Neyse işin şakası bir tarafa ama hakkımızda hayırlısı olsun. Mario Branco tatilde değil, çalışıyor. Ali Koç tatilde ama o da gelişmelerden haberdar. Bekao'ya bir teklifin olduğu iddiası var bende ama tam doğrulatamadım arkadaşlar. 8 milyon euro üstünde. Tam doğrulatamadım. Bilginiz olsun, sonra bana demeyin ki hani Bekao gidiyordu demeyin. Tam doğrulatamadım. Evet, bu videoyu lütfen beğenelim. Kanala abone olalım. Bayram bayramda sizi çok uğraştırmayayım. Görüşmek üzere.